Merhaba sevgili yaylar. 3-9 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, bu haftaya hafta başında Ay Koç burcunda başlıyor olacak. Sevgili yaylar, Ay Koç burcundayken Ateş grubu bir burçta olduğu için sizin de enerjinizi ve motivasyonunuzu yükseltebilir. 3 ve 4 Mart'ta daha girişken ve canlı hissedebilirsiniz kendinizi. Özellikle sosyal hayatta, arkadaş ilişkilerinizde, duygusal hayatınızda, aşk ve flörtlerle ilgili konularda biraz daha girişken ve aktif olabileceğiniz günler olacak hafta başı. Çocuklarla ilgili konularda zaman zaman bazı zorlanmalar söz konusu olabilir. Özellikle Ay Mars'ta sert açı yapacağı için 4 Mart'ta ilişkilerde, duygusal ilişkilerde ve çocuklarınızla ilgili olan konularda biraz daha ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Sevgili yaylar, 4 Mart akşam saatlerinden itibaren Ay Boğa burcuna geçiş yapacak. Biraz daha meşguliyetlerinizle ilgileneceğiniz, işinizde veya ofiste veya evdeki işlerle ilgilenebileceğiniz zamanlar bunlar. 4 ve 7 Mart arası Ay Boğa burcundayken belki yapmaktan pek hoşlanmadığınız işlerle zorunlu olarak ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sevgili yaylar, bunun yanı sıra sağlığınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Bazı kontroller yaptırmak, sağlığınızla ilgili beslenmeniz ve günlük hayatınızla ilgili konular da yine hafta ortasında etkili olacak. 7 Mart'tan itibaren Ay İkizler Burcu'na geçiş yapınca ilişkiler, eşiniz, partneriniz veya ortağınızla ilgili konularla uğraşmanız gerekebilir. Ay bu alanları hareketlendirecek. Evet, bu haftada haftanın önemli gezegen hareketlerine bakalım. 5 Mart'ta Venüs'ün burç değiştirdiğini görüyoruz. Venüs bir süredir Oğlak burcundaydı. 5 Mart'ta Kova burcuna geçiş yapacak. Sevgili yaylar, 6 Nisan'a kadar Venüs Kova burcunda olacak. Bu süre içerisinde belki bazı seyahatler yapabilirsiniz. Bunlar kısa seyahatler olabilir. Yakın çevreyle ilişkiler artabilir. İşinizin tanıtımıyla ilgili bazı, özellikle internet üzerinde, bilgisayar üzerinde bazı daha aktif çalışmalar yapabilir. Reklamla ilgili tanıtım, ticari faaliyetlerde biraz daha şanslarla karşılaşabilirsiniz. Venüs çünkü iyi etkili bir gezegen olduğu için bulunduğu ev alanlarına da şanslar getirir, iyicil etkiler getirir. Bu nedenle sizin için de iletişimin biraz daha artabileceğini ve olumlu etkiler olacağını söyleyebiliriz. Özellikle yazılı ve sözlü iletişimlerinizde yaratıcılığınız artabilir sevgili yaylar. Kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız veya iş arkadaşlarınızla da sosyal ilişkileriniz daha iyi hale gelebilir 6 Nisan'a kadar. 6 Mart'ta bir diğer önemli gezegen hareketi Jüpiter'in ileri harekete dönmesi olacak. Bu da olumlu bir hareket. Bir süredir Jüpiter retroydu Yengeç Burcu'nda. Şimdi ileri harekete dönünce Jüpiter'in o şanslı, verimli etkilerini daha rahat hissedebileceğiz. Daha fazla fırsatla karşılaşma imkanımız olacak. Sizin için de özellikle 8. ev konularında etkili olduğu için gelirler, giderler ve ortaklı gelirlerle ilgili bazı fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Banka işlemleri olabilir, kredi alımı olabilir, ortağınızdan veya eşinizden gelebilecek maddi destekler olabilir veya süre gelen bazı işleriniz varsa vergi, sigorta, miras, nafaka gibi bu konularda Jüpiter'in düzelmesiyle beraber daha hızlı gelişmeler yaşayabilir, şanslarla karşılaşabilirsiniz sevgili yaylar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Tabii daha detaylı bilgiler için hafta içerisinde günlük burç videolarımızı da izlemelisiniz. Bunun için lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuzu da takip etmeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.